Haftaya bu akşamki ders, Şemali Şerife ders olacak. Yani tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. Başka hiçbir şey konuşulmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gözünün önüne getirmek isteyen, rabıta yapmak isteyen, tekayyül etmek isteyen, tasavvur etmek isteyen, böyle iki kaşının arasındaki kuvve-i muhayyilesinde, hayal gücünün toplandığı noktada, merkezde, tam düşünebilmek isteyenler için birebir ilaç gibi gelecek. Ama bu akşam ona başlayamayız. Çünkü bayağı bir sayfa kadar senet zincirinde zatların isimleri sayılıyor. Onlar da işte kısa da bir şey, malumat bazen veriliyor falan şerhlerden istifade ederek bu itibarla inşallah Şemali Şerife tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okunacak. Mübarek fiziki özellikleri, mübarek beden-i şerifi, cismi şerifinin bütün vasıflarını Hind nebi Ebi Haleden e, radıyallahu anh işte Hz. Hasan Hüseyin Efendilerimizin dayısı oluyor. Çünkü Fatma annemizin kardeşi, anneden. Hatice annemizin oğlu dedik ya. Bu itibarla e, çok önemli bir ders. Derslerde ondan önemlisi olmaz. Yani Şifa-ı Şerif'in merkez noktası burası. Bereket umarız, insanları haberdar edin. Birbirinize mesaj atın, telefon açın. E, Şema i Şerif'i haftaya. 8.45 inşallah. 20.45. Akşam 20.45, akşam ezan artık geri geliyor. 20.45 itibarıyla oturalım kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem e, rabutasında Şemali Şerife dersinde toplanalım. Çoluğu çocuğu toplayalım bereket. Peygamberi duysun ya. Yazık değil mi ya futbolcular? Efendim oyuncular, artistler, bilmem ne o kabazlar, şovmenler bilmem yarışmacılar, tokuşmacılar ne rezillikler ya. Bunları çoluk çocuk bunları ezberledi. Bir kere peygamberden haberi var mı ya o sallallahu aleyhi ve sellem ya. Kainatın efendisinin şemali şerifesinin dersine merak eden var mı ya. Heves eden kaldı mı be kardeşim ya. Ya ahirete o elimizden tutmasa bize kim şefaat edecek ya. Sırattan aşağı yuvarlanırken bizi kim tutabilir kardeşim ya. Kabirde kim gelecek? Ölürken kim gelecek? Sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı başımızdan kim def edecek? İmanımızı kim kurtarmamıza vesile olacak? Kabirde bize sorduklarında bu zatı tanır mısınız? Ya Şemail'i dinlemek, haftayaki ders, Şemail-i Şerife'yi dinleyen insanlara haftayaki dersin bereketine, o Şemail-i Şerif dersin hürmetine yani Allah Teala kabirde cevabını kolay eder ya. Münker Negir sualine cevabına muktedir eder, asan eder. Çünkü neden? vakit vermiş kainatın efendisini tanımak için, dinlemek için sevgisinden, farklı muhabbetinden, aşırı ilgisinden ve alakasından dolayı el alem saatlerce maça haça vakit verirken sen kainatın efendisi en büyük şefaatçimiz, şahidimiz şefiimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim için dünyaya gelmiş, alemler hürmetine yaratılmış, biz onun hürmetine yaratılmışız. Bize şefaat etmek için gece gündüz ağlamış durmuş, yapmamış, uyumamış, keyfini efendim kaçırmış, bütün dünya zevklerinden uzak durmuş, sap Allah'a yalvarmış, dua etmiş, teheccüdler, sabah kadar namazlar, secder, ümmeti, 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 ümmeti ümmeti ümmetim, ümmetim buyuruyor. Ya böyle bir peygamberi tanımak için, mübarek cemalini, şemal şerifesini bir anlamak için, dinlemek için burada haftaya ders yapılacak yani. Sıra oraya geldi şifa Şerif'te yani. Sıra oraya geldi. Geriden beri bizim dersimizi takip edenler biliyorlar. Şimdi bile takip eden belki hoca talebe kardeşlerimiz var. O ders sırasıyla geliyor. İşaret koymuş oraya. E bu derse geldi. Bunu insan dinlemez mi? Haftaya onun niyet edelim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşkımdan, sevgimden, muhabbetimden dolayı oturacağım bir saat. Neyse Şemali Şerife dersini dinleyeceğim ve bunu da niyet ediyorum diyelim. Neye niyet ediyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölürken şeytanı kovsun başımdan, iman selametime vesile olsun. Kabirde münker nekir bu zatı tanıyor musunuz? Bu zat bu adam hakkında ne söylüyorsun dediği zaman Allah bana tanıtsın cevap vermeyi bu benim peygamberim Resulü ve Nebiyi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim Resulüm ve Nebiyi Zişanım diyebilmeyi bana nasip etsin. Niyetiyle Arasat Mahşer'de Havzu Kevser'den elinden içebileyim. Sıratı eliyle geçebileyim. Mizanda eliyle cevap sevap tarafımı teskil edebileyim. Ondan sonra Mahşer'de Ham sancağının altında cem olabileyim. Kerem sancağının altında haşr olabileyim diye Bugün yarım saat, bir saat Şemali Şerife dersini dinlemeyen adam ne yüzle gidecek ya? Ne yüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve arayacak da benim peygamberim vardı bir tane neredeymiş? Ya sanatçıların hükmü bitti. Bakanların hükmü bitti, kralların hükmü bitti, paşaların hükmü bitti, zenginlerin hükmü bitti, şovmenlerin hükmü bitti. He? Artistlerin hükmü bitti. Dizi oyuncularının zamanı geçti. Yarın mahşer gününde kim çıt çıkarabilir? Peygamberler bile nefsi nefsi. Koca İbrahim Aleyhisselam Musa beni kurtar ya Rabbi kendimden başkasını istemiyorum. Koca İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam ya nefsi nefsi beni kurtar Allah'ım sellim sellim beni selamete çıkar dediği günde ve terakulle ümmetin caziye bütün ümmetler dizüstü çökmüş efendim şaşkın perişan vaziyette mahşer meydanda. Bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti ümmetimi isterim ümmetimi isterim diyebilecek. Sonra bütün peygamberler tabi ümmetlerini isteyecek şefaat edecek. Ama ilk panikte Fezai Ekber gününde sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ya Rabbi ümmetimi isterim diyebilecek. Allah ona o gücü verecek. Asa en yeb'aseke rabbuke makamın mahmuda. İşte şefaat makamının açacağı yagbutu nebiyyun bütün peygamberlerin ona imreneceği kıskanacağı makamı mahmud hamd edilen herkes tarafından övülen beğenilen o makama Rabbin seni yükseltecek. 13'ün için ve minel leyl fe Habibim gece kalk uykunu kaçır. Az uyu çoğunda namaz kıl. Teheccüd namazı kıl. Ümmetine şefaat etme yetkisini benden iste. Ya ömrü hayatında yatağa girmemiş ağlamaktan, sızlamaktan, secdelerde, rükûlerde ümmetini talep etmiş. Eğer o teheccüdlerde, o gece namazlarında bizim için ağlayıp sızlamadı. Kendi geçmiş günah geleceği yok. Başlanmış hepsi. Günah vuku bulunmuyor zaten. Vuku düşünülemiyor. Masum. Onun cehenneme girme tehlikesi mi var? Mahşerde, kabirde su, sual, azap tehlikesi mi var aşağı? Sırf bizim bize ahirette şefaat edebileceği makamı Mahmud'a yükseltilebilmesi için Mevla Teala teheccüde devam et buyurmuş. Ümmetini benden iste, dünyada iste ki ahirette sana vereyim buyurmuş. O da bizim için. Anam baban senin için kaç gece kalkar dua Hadi çok başına iş geldi, hastalandın, ustalandın. Bir gece kalkar, iki gece kalkar, üç gece kalkar, on gece kalkar, kırk gece kalkar. Kırk sene, elli sene kalkar mı? Daha doğarken annesinin tıfriken oldu ileriydi ümmeti. Sen koca aldın terk edersin sünnet. Daha bebek annesinin karnından çıktığı anda bile ümmeti diye mırıldanırdı ya. Vefat ederdi ederdi yine ümmeti. Mübarek kabri şerifinde defnettiler. Yine... Vefatından sonra bile ümmeti sözcüklerini duydu. En son kabri şerifinden ayrılan zat. Sahabe-i kiramdan. Ya böyle bir şey. Kabirden ilk kalkacak. Ene evvelü men Min kabri Kıyamet günü kabrinden ilk diriltecek beni. Hazreti Cibril gelecek kabrimin başına. Dünyaya ilk çıkacak kabrinden mahşere ilk çıkacak dirilecek ilk zat benim. Orada bile ümmeti ümmet. Ey Cibril ümmetimin hali nicedir? Ya Resulallah daha ümmetin diriltilmedi. Sen önce dirildin şimdi onlara e, nezaret edeceksin, şefaat edeceksin. Şimdi Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh'la onlar dirilecek. Yanında İsa Aleyhisselam yanında defne olacak dünya indikten sonra. O dirilecek. Sonra o iki peygamber arasında Ebu Bekir Ömer dirilecek. Sonra Cennetül Bakı'yı Medine mezarlığındaki sahabe ve tabiin ve ulema ve müminin müminat dirilecek. Sonra Mekke mezarlığı dirilecek. Cennetül Meala, Hacun, Kabristan onlar ilhak olacak. Daha sen daha ilk dirildin. Daha ümmetine bir şey olmadı. Sen bu işi israf edeceksin, takip edeceksin diyecek. Sen ne kadar ümmetine düşkünsün. Bil müminine raufur rahim diyor Kur'an'da Allah ya. inananlara çok esirger, çok acır. Vallahi anam babam bana Resulullah kadar acımaz. Vallahi diyorum sana da anam baban bile Resulullah kadar acımaz sallallahu aleyhi Nerede karın kocan? Anam baban diyorum. Anan anan. Anan sana Resulullah kadar acıyamaz. Senin anana, baban hakkında rauf, rahim sıfatlarını Allah kendi isimlerini, sıfatlarını vermiş mi? Onlara, o esirgemeyi, o merhameti vermiş mi? Bir yere kadar. Bir yere kadar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mahlukta, bir kulda olabilecek en büyük esirgeme ve merhameti. allah Teala sıfatlarını ona vermiş, isimlerini ona vermiş Tevbe suresinin son ayetlerinde. Kardeşim, şifa şerif dersi başka derslere benzemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilen dersler başka derslere benzemez. Onun için mutlaka dinleyelim, dinletelim. Her salı başladık inşallah. Allah bırakmaktan muhafaza etsin. Allah illet maraz vermesin. Allah elden ayaktan düşürmesin. Allah hafızamızı bozmasın. Allah bulamaktan, azamdan muhafaza eylesin. Rabbim konuşacak kuvvet, anlayacak, görecek göz ve böylece verdiği nimetleri kendisinin ee, ve Habibinin e, hizmeti yolunda, dinine, sünnetine, kitabına hizmet uğrunda harcayabilmeyi size de bize de nasibü müyesser eylesin. Amin. Allahu salli ala. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.